Erdek'ten hareket ettik. Şimdi benim arsa aldığım adaya, Paşa Liman Adası'na gidiyoruz. O adada Balıklı köyünde gemi duracak. Oradan inip benim köy olan Harmanlı köyüne hareket edeceğiz. Yakın kadraj çok kötü gösteriyor değil mi? Balıklı'ya yaklaşıyoruz. Burada buradan ineceğiz. Yaklaşık bir saat sürüyor. Yani doğru. Erdek'ten burası. Sürmedi mi? Ne kadar sürdü? Yarım saat. Şu an kaç saat? 3.5 mu? 3.5 mu? 3.40. 3.40. 40 dakika. 10-15 kişi hareket ediyor. İçeri mi girecek?
başarıyorum. Ne? Bankamatik arası. Sorarsın o gerçi buradan. O burada yoktur. Paşa Limanı'nda falan vardır. Sanmıyorum. Devam et. Rafiye'ye çıkacaksın. Soldan devam edeceksin. Balık. Suyu da temiz ha. Oo, çok güzel. Suyu çok güzel. Şeye sorsana, şuna bir sorsa, bankamatikler. Abi bankamatikler nerede var acaba? Burada yok abi. Hangi, nerede bulabiliriz? Paşaylı Bank. Devam edin. Bir de yoksa yandık. Abi bankamatik var mı buralarda? Yok. Şeyde başka diğer... Başka hiç bilmiyorum. Neyse. Neyse ya, dolaşacağız zaten. İlmaz'dan hallederiz. İlmaz da şey yapar. Onun şeyinden çekeriz, postundan. Varsa postu tabii. Devam et, devam et. Şey devam et, sola döneceksin. Çık yolu. Balıklı Rum Hastanesi. Vardı ya Balıklı Rum Hastanesi, ne bileyim, belki de burayla bağlantılıdır. Zeytin ağaçlarını görüyor musun? Zeytin bahçelerini. İşte yapmış derme çatma. Estetikten yoksun. Şuraya bakalım. Böyle yaptırmam ki asla. Devam et. Yol
Yollar berbat. Yeni memlekete geldik. Şey gözükür. Harmanlı diye yazar o. Şeye doğru gidiyor bu Harmanlı. Bak Harmanlı o taraf, evet. Poyrazlı bu. Harmanlı. Harmanlı 2 kilometre. He? 2 kilometre. Tamam doğru. Birazdan varacağız işte bizim köy. Yol çok berbat, değil mi? Çok güzel. Çok güzel, değil mi? Muhteşem. Çekeyim mi seni inip? Daha zaten vaktimiz olacak epeyce. Ve oksijeni çok bol buranın. Arabanın da ciğerleri açık. İnşallah sigarayı bırakırsın burada, bol bol oksijen alırsın. Sen dünyanın en büyüğün. Kimden saklıyorsun? Neyse orayı biplerim. Geçen yıl Ekim ayında gelmiştim. Yollarda değişen bir şey yok. Aslında bakir kalması bir yandan da iyi. Doğası bozulmayacak. Burası Emre. Benim arsada hemen şu şey var ya. Gördün mü? Yarımada. Evet. Orada ucunda. Orada. Yanlışlıkla. Oradan da gidiliyor mu? Oradan da gidiliyor, evet. Biz Balıklı'dan geldik. Yani Paşa Limanı'ndan da şey yapabiliyorsun. Paşa Limanı'nda şey bulabileceğiz muhtemelen. Çünkü orası merkezi. Adanın da adı zaten. Oradan alınma. Ne değişik bir toprak. Evet. Evet. Nasıl memleketim? Yeni memleketim. Ha? Güzel.
Yani itiraf edelim, Kars'tan da güzel, Erzurum'dan da. Yani bunları izliyorlar Karslı ve Erzurumlular. Ne akraba oluyorlar bizimle ama. Evet. Vay. Tabii. Ya her yerde var. Müthiş bir bahçe doğası var buranın. Kuşları, muşları. Astım hastalığına iyi geliyor buranın havası. Ayçiçek bak. Ayçiçek. Mezarlığımız da buraya gömüleceğim Emre. Yaz, vasiyet ediyorum. Ben ölünce buraya gömüyorsunuz, tamam mı? Tamam mı lan? Tamam. O yaşlıya gene rastladım var ya. Armağanla evet devam et. Nereye gidecekmiş? Sonra nereye gidecek? Yok yok, Kumburnu'ya. Tamam. Tamam. Sağ tüfekçi. Ne? Ya bir tane adam gelecek. Küçük baba. Aa yok. Sağ, arkamızdaki adam. Ha. Zeytin ağaçlar çok güzel ya. Zamanla belki buradan zeytin bahçesi falan da alırım. Kim bilir. Yılmazların yeri neresi? Yılmazlara uğramamız lazım. Buradaydı onların dükkanı. Bakalım. Devam et Emre. Devam et. Buradan dön, buradan. Buradan dönecektik aslında da. Nereden? Ters gittin. Neyse zaten camiye gidecektik. Benim yeni yurduma geldik. Bir komşum inşaat yapmaya başlamış. Bak adam şey, Yağız da diyor ki hiç bekleme abi. İnşaatını yap. Şu tarafı da görecektik ya. Evimin balkonunda. Burada inelim ya. Buraya kadar gel. Aa, şuraya bakalım. Adam yaptırmaya başlamış bile, görüyor musun? Aşağı doğru. Yok yok. Tamam böyle kalsın. Gerek yok. O kadar gitmiyor artık. Bakalım şey dikmişler. Evet bu yeni inşaat alanı. Benimki bura değil tabii de. İnşaata bakıyorum. Kaç metrekaredir sadece? 6. 70 var. İnşaatçıların yeğeni değil misin? Var. 70 metrekare var. Bana yetmez mi bu büyüklükte bir yer? İki katlı. Benimkisi şu döşte. Gel. Şimdi zaten şeyi göreceğiz. Kadastrosu çıktı şimdi onun. Şeylerini görmüş olmamız gerekiyor.
Çadırı nereye kuracağız? Böyle işaret konulmuş olması gerekiyor. Bak, böyle demir çubuklar olacak. Burada bir yerdeydi. İşaretleme falan yok. Olabilir. Çünkü burada bir yerdeydi. Bir şeyin üzerine oturmuştu. Burada bir yerdeydi. He? Şura ya da şura. Evet evet tam buradaydı, doğru. Burada bir işaret bir şey var sanki. Galiba şey, Emre. Şey yazmıyor. Ne var? Evet, evet, evet. Ne o? Yok yok. Buraydı. Şu taşın üstünde durmuştum. Demek ki işaret koymadılar. Yani işaret de konulmayabiliyor, biliyor musun? Halbuki ben onlara dedim ki lütfen dedim. İşaret koyun. Çekiyorum. Evet. Evet, adam birisi başlamış bile. Ya şey var, 20-30 bin liraya bu şey çıkıyor diyor. Daha şu şey çıkıyor ortaya. Kabası. Yara oldu değil mi? Orada var. Tek başına var. Sen ben. Tamam kanka, ararım bana. O kim? Ben. Bizim Furkan. Gerçekten çok berrak. Bak mesela bulandırıldığında hemen fark ediliyor. Gerçekten iyi. 2 saniye sonra gidiyordum. Evet. Yani çok güzel bir yerden yani arsa almışım. Her geçen gün daha iyi anlıyorum bunu. Şu sırt da benim ev olacak. Sabahlar buraya yürüyüşe çıkacağım inşallah. Akşamları keza öyle. Merve, o annem nerede? Niye bakmıyorsun? Keşfetmeye devam ediyorum. Birkaç yıl sonra sürekli yaşayacağım diyar. Verdiğin nimetler şükürler olsun ya Rabbim. Biz sana hakkıyla kul olalım.
Ya Mısır değil. Hayır. Mısır değil bu. Çok büyük bir deniz kabuğu. İyi ki de buldum bunu. Bayağı büyük bir midye. İlk kez böyle bir midye buluyorum. Bunun içindeki midyeyi hayal edemiyorum. Herhalde bir öğünlük. Ah! Kırıldı. Evet. Şöyle bir merak ediyordum da. Hadi artık komşularımız. Zamanla şey yapılabilir. Burada kuşlar var. Kuş cesetleri. Oo. Çevre felaket. Tabii buralar temizlenecek. Benim köyüm Harmanlı. Ne yazıyor o? Life is for deep kisses. Oh. Strange adventures, midnight swims and rambling conversations. Kesinlikle Türkçe'ye çevirmem. Çekiyorum. Şey de var. Kaynak suyu, işte bir de hayrat çeşmesi. Bak, soğuk geliyor, bir sıcak geliyor. Bir soğuk geliyor, bir sıcak değil mi? Ha, çok iyi. Su problemimiz de yok yani. İyi. Emre, şu ağaçla orada duracağım. Şu ağaçla birlikte şu karşıyı çekeceğim. Wow. Müthiş. Aynısını sen de beni çekeceksin o şekil. Gel. Güneş batmaya başladı. Şimdi biz akşam yemeği yiyeceğiz. Güneş batma, yani güneş batışı manzarası altında. Orada mıymış? Hah, getir. Getir bakalım. Gerçekten müthiş bir sessizlik var. Sadece dalganın sesi. Müthiş bir huzur. Birkaç yıl sonra ben hep bu manzarayla yaşayacağım. Evet Yağız. Ama biz onu yıkamadık ha. Şeyi. Üzümü. O şey var, o su sıcaktı zaten, ondan yıkayalım. İçemedim ben o suyu. Hangisi? Dedim ya, iyi dedim ya. Arabada mı? Aha. Onu al gel. Benim oturduğum da yerini biliyorsun. Erzurum barı mı oynayırsın? Şimdi rüzgar falan da yok. Bak hiç şeyi kımıldatmıyor bile. İyi. Ben denize gireyim. Tamam gir. Ne dedik? Girmem dedik. Aha deniz burada, sen burada. Kamyo açık. Yıkayacağım.
besliyor. Patron bizi besliyor. Besliyorum tabi. Adada fırın bile yokmuş. Bankamatik yok. Fırın yok. 5 tane köy var, 1 tane fırın yok. Ne biçim iş ya? Herkes evinde mi yapıyor bu şeyi? Belki açarsın mı? Açarız herhalde. Bir fırına şimdi deli para kazanırsın. Aynen öyle. Aslında ben buraya gelip fırıncılık mı yapsam? Kim, sen mi? Uluslararası fırıncılık işi mi? Sesi duyuyor musun? Bir ses duyuyor musun? Bak şu dalgayı sesle. Peynir ekmek ya. Hele bak ya. Acım ben ya. Tam konsepte uygun müzik. Yağız. Güneş battıktan sonra sen gör o manzarayı şimdi. Nasıl? Nasıl? Çıkartıp tersini mi şey yapıyorsun? Kamerayı çekiyorum. Tamam. Ay, berbat oldu lan. İçine çevir, içine çevir, öyle şey yap. İçine çevir. Öyle değil. Evet, bir tane şey bulduk. Türk bayrağını işlemiş birisi. İlginç yani. Demek ki vatanperver. Çeksene bir tane abi. Çekiyorum işte. Şöyle çek, şöyle. AKP'ninkini yap. AKP'nin neydi? 4 diye Rabia. Niye? Niye?
Bura da çok ilginç, şu kayalıklar. Yok yok, hayır hayır. Biz boşuna şey yaptık. İstanbul gibi gel, İstanbul gibi bir yerden gelenlerin endişeleri normal yani, o tarz. Bunlar mı yani adamlar şeyler? Şey, deniz piresi bunlar. Zannediyorlar ki şey, normal pire gibi zannediyorlar. Nasıl yağıyorlar? Bak. Sesi al. Sesi sesi evet. Bak, kuşlar doğru geliyor. Aa bak yuvası bak. Ha. Şunlar yuvası geldi. Bak. Bak onlar yuvası. Evet. Basmayalım o zaman, yazıktır. Bak 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 nasıl çıkıyorlar. Ha, şuraya bak. Kamerayı gösteriyor mu? Ne oldu? Kayalar çok güzel. Fotojeniksin hakikaten. Çıktı. Çıktı. Nerede misin? Arkandan şey geçiyor. Tab o, bak güneşin, motor güneşin oradan geçerken çek. Önünden. Evet, şuradan bir merdiven yapılması lazım buraya aşağı iner. Evet, Avşağı Adası'ndan güneş batarken abi şu taraftan şey çıkıyor galiba. Ne? Abi şu taraftan beyaz çıkıyor galiba. Zaten gölgeli çıkması bu şeyin özelliği. Wow. İyi. Gel. Geç. Ha niye hayvanı niye rahatsız ediyorsun? Bir ısırsın seni. Nereye gitti? Geliyor, seni ısıracak. Dolanıyor arkandan. Wow. İşte güzellik bu. Ay doğuyor şu an.
Nasıl parlak gözüküyor bakayım. Kaşıdın demek ki. Yok. Ben de kamerayı sokuyorum dibine. Yolda bir baykuş gördük. Adanın vahşi yaşamından bir kare çekeceğiz şimdi. Yaklaştırdım. Evet. Bence dışarıdan çekeyim. Neden? Kaçar diye korkuyorum. Bak orada dalda hemen. Evet. Baykuş teyze. İnip yaklaşsak mı acaba? Ha yok. Ben... Hı? Tamam. Bakayım. Taze, organik. Bu bahçe abi. Bahçe. Bak. Şeyden belli zaten, alacalısından belli zaten. Tamam, taze. 5 lira abla, koş hadi. Sabah saat 8.30. Kumburnu ve mevkii. Harmanlı köyü, Paşa Liman Adası, Kumburnu mevkii burası. Evi Yılmaz çok güzel yapmış. Aslında 3 katlı da yapılabilir ha. 6 kaç metrekaredir? Takriben 70 var. Yaptırabilirim aslında. Tepeye çıkalım mı? Ya da şu, pardon, şuradaydı. Şu tepeye. Adana'nın en yüksek tepesi. Şu mu? Hı hı. Kumbağı adı. Zeytinyağı bulunur şuradan. Evet. Dön istiyorsan. Hadi direkt git bakalım ne olacak.
kadar gidebileceğiz. Karakol muydu orası? Karakolu var, bankamatı yok. Suyuna kadar temiz. Teyze bir şeyler domates toplamış. Ha işte buradan yemek yemiştim Emre. Bak devam et. İbrahim abi diye biri. Hanım Azeri. Bakalım açık mı, çay mı içeriz? Açık mı? Burası ne? Burası. Açık galiba. Bir yere park edelim. Bir selamlaşalım kendisiyle. He? Flaşı yanıyor. Onu nasıl kap... Ne çektin be sen Gülizar? Pur yapıyor. Çiftleşecek. Anasından emdiği sütü burnundan getirdi ördeğin. Bak 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 bak, yakaladı, yakaladı. Ay suyu içiyor, tuzlu suyu içiyor. Bunu filtreliyor mu acaba şeyi? Arıtıyor mu? Nasıl içiyor tuzlu suyu? Deniz kuşları da öyle. Şu mu? Tabii. Ebe Allah nasip ederse ne zaman başlıyoruz eve? Abi gelecek sene başlıyorum. Hı hı. İnşallah inşallah. Aslında burada bir daha bir ev var değil mi? Hangisi? Senin mi? Yok, bir arkadaşımız İzmirli, bak tam şu karşıda. Ha. Üç katlı. Ne kadar istiyor? Üç katlı söylemesek. 2200 metrede toprağı var. İçinde ağaçlığı var. Bu rahatsız oldu. Aha. Bizim de bir samimi dostumuz 300 liraya verecek. 300 bin. 300 bin veriyor. 2000 metrekare de şeyi yani, var 2200 yani. 2200 metre toprağı var. Bir de yarım başlanmış temeli atılmış, içinde evi var. Bir de üç katlı binası var. Evet. Yani çok hemen iyi. Hemen denize yakın yani. Biraz dönüyorsun ya harmanaya evet, gelin evet, biraz. Evet. Oradan giriverdiğin zaman soldaki ev isterseniz bakın yani. Yani iyi yani. İbrahim abi, bu ördekler deniz suyunu içiyor. İçer, susuz kaldığı zaman bak beni takip ederler. Beni gördüler, karnımız aç falan dediler. Bir gün işim var biraz sonra, beni takip ederler. İslanmıyor ya. Yötüğüler ıslanmaz onlar. Ne oldu? Gel, gel bakayım, gel, 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 gel buraya, gel. Vereceğim ama gel. Ne bak. Veriyorsun abi? Bunlara ekmek falan. Buğday veririm. Evet. Ekmek olursa bayat ekmek sadırım veririm. Burada Paşa Limanı köyünde bu şeyler ilgimi çekti. Osmanlı mezarlığı buralar.
Cami tarihi ne? Nasıl? Bakmadın ki göresin. Var mı lavabosu? Kapısı da yok. Ha? Yazmıyor tarihi ya. Ben bir yer olacak biliyor musun? Ha. Fransızca şampanya şarabı üretilen bir Konstantia şarabı falan diye bir şey yazıyor. Bu ne böyle? Aa, bu ne ya? Çekeyim mi seni burada? Burası Balıklı. Sen dedin geldiğimiz yol değil mi? Hmm, evet. Dedim. Haklı çıkmanın vermiş olduğu ego tatminini dibine kadar yaşayabilirsin. Çok uzun bir cümle. Rum evi. Geri gel. Görüyor musun? Evet. Girelim mi? Evet, gerek yok. Balıklıyı sevenler. Hanımına öğretiyor. Haşama giymiş. Aile plajı. Hmm. Burası daha güzel galiba. Plaj mı? Yok be, aynı şeyde yine yosun var. Yosunsuz şeyde ya, bizim orada daha güzel, tenha. Bize ait. İnşallah.
şuraya çek. Arabayı çek oraya. Dur çekeyim seni. Wow. Çok güzel. Şimdi Tuzla'ya gidiyoruz. Adanın diğer bir köyü. Berber şehirde burada. Süleymancu. Sabahtan beri onlardan mı? He? Nasıl? Sabahtan beri onlardan bahsediyorum. Evet. Aha Tuzla. Ha bu da güzel ya. Yeşil bir yer. Gidelim köye kadar. Gerek var mı? Hı? Nereye? Şey kadar yani ileriye kadar. Oraya gidecek. Bu tarafa gidecek. Hı. Parke taş var abi. Hı. Burası bayağı kalabalık ayı. Kalabalık büyük bir köy. Kasaba gibi bir şey yani. Murat Amca'mız. He? Neyi? En büyük köy herhalde Paşa Limanı demişti. Demek ki değilmiş. Burada biraz soluklanalım. Bu arada arabayı küçüklerden saksı yapmış. Çok ilginç. Deniz şansımıza bugün de çok dingin. Şimdi birazdan denize gireceğiz. Saat 5'e geliyor. Ay ışığı denize vurmuş. Yakamazlar.